Günlerdir at üstünden inmedik. Uzun yoldan geldiniz beyim. Dinlenseydiniz. Acele etmeye gerek yok matrakçı. Dinlenmek için vaktim olacak. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Paşam. Malkoçoğlu geldin demek. Bu ne sürat? Ben seni bir hafta sonra bekliyordum. Ganimetlerinizi bir an evvel getirmek istedim. Zira hepsi birbirinden kıymetli. Zarar ziyan yoktur inşallah. Yok paşam. Kitaplar, şamdanlar ve heykeller bizatihi nezaretimde sapasağlam getirildi. Şamdanlar Ayasofya'ya gidecek İbrahim Paşa. Zira bu cuma selamlığını da cemaatte görsün istiyorum. Emredersiniz. Kitaplara da itina edilsin. Siz merak buyurmayın, kütüphane hazır edildi. Âlâ. Hünkârım istediğiniz gibi heykeller paşamızın sarayına yollandı. İbrahim Paşa duydun mu, senin heykeller gelmiş. Hatice'min haberi vardır inşallah. Kendi gözleriyle görsün diye söylemedim hünkârım. O da merak içinde. O vakit derhal yerleştirin. Sen de nezaret et. Olur da Hatice'm görürse düşüp bayılmasın. Muazzam şeyler böyle. İstersen senin evin önüne de dikelim bir tane. Aman paşam. Haşa, ben paşa değilim mi, garip Adem'im? Aynı gün tefe koyup çalarlar beni vallahi. Paşam sizin de canınızı sıkacaklar. Zira limanda görenler ileri geri konuşmaya başlamışlar bile. Lafını tartıp biçmeyen cezasına da razı gelir elbet. Nigar Kalfa. Sultanım. İçim geçmiş. Ne vakittir uyuyorum? Bir hayli oldu. Dinleniyorsunuz diye uyandırmadım. Sesler ne? Vallahi ben de anlamadım. Bak, ne güzel yontmuşlar. Öyle doğru. Destur! Hünkârımın hediyesi bu heykeller bana. Beğenmediniz mi yoksa? Yok, ondan değil. Lakin validemiz ne der buna? Sultanım, müsaade ederseniz sizi birisiyle tanıştırmak istiyorum. Kim? Malkoçoğlu. Sultanım, sizinle tanışmak benim için büyük bir şereftir. Malkoçoğlu Bali Bey'le tanışmanızı istedim sultanım. Kendisi çok yiğit, çok kıymetli bir beydir. Bu heykelleri de o taşıttı, getirdi buraya. Demek sizsiniz. Hakkınızda iyi şeyler duydum. Nasılsınız? Sağlığınıza duacıyız sultanım. Sultanım, gelin şöyle bakayım. Muhaç'ta kazanılan zaferi cihana haykırıyorlar sanki. Aynen öyle Malkoçoğlu. Aynen öyle. Siz ne diyorsunuz sultanım? Siz beğenmediniz mi? Beğendim elbet. Şaşkınım hala. Paşam, bahşişlerini dağıttım. Herkes ihya oldu. Size dua ediyorlar. Hala. Matrakçı, Bali Bey çok uzun yoldan geldi. Kendisinin en iyi şekilde ağırlanmasını senden istiyorum. Bizzat alakadar olacaksın. İzninizle paşam. Alakanıza teşekkür ederim. Sultanım.
Sultanım. Gelin haydi. Yakından bakalım. Size heykellerimizi anlatayım. Vali Bey, önce seni ağırlayacağımız yere gidelim. Sen biraz dinlen, soluklan. Ben akşama gelir alırım seni. Hayli zamandır payitahta gelmediğin malum. Görelim bakalım nasıl mekanlar açılmış. Hangi hatunlar gelmiş? Cennete nuriler çıkıp gelmiş mi? Anladım. Vali Bey, akşama hazır ol. Cennetin kapısının anahtarı bende. Âlâ. Bu yenilmez asker Herakles. Zeus'un oğlu. Yani Herkül. Güzeller güzeli Diana. Avcıların bakire tanrıçası. Apollo'nun ikiz kardeşi. Hiçbir zaman ayrılmazlar. Ve Apollo. Ateşi, güneşi, sanatı ve müziği temsil eden tanrı. Okçudur. Şifacıdır da aynı zamanda. Kahindir de. Gelecekten haberler verir. İçimi ürpertiyorlar. Uğursuzluk getirmelerinden korkuyorum İbrahim. Neden öyle söylediniz sultanım? Put sanıp günah diye yine sarayımıza saldırmasınlar. Kimin haddine düşmüş ki bu? Bu heykeller bana hünkârımın hediyesi. Korkularınız yersiz sultanım. Bütün bunlar tesadüf olamaz. Benim bu heykelleri görmem, buraya kadar gelmeleri bir işaret. Muhteşem bir gelecek bizi bekliyor sultan. Bilakis bu heykeller saadetimizin bekçileri olacaklar. Thank you.